Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Şimdi biraz önce Bünyamin'le içeride kulislerde konuşurken sen de saç ekimi yaptırdığını söyledin. Yaptım, evet. Şu anda nasıl, yani kaç gün sonra bunun faydasını gördün? Ne kadar sonra çıktı? Yani aslında şunun bir aylar diyebilirim yani. En azından bir 6-7 ay sonra kendini belli etmeye başladı. Hatta bir dönem dökülmeye başladı. Ben panikledim. Olabilir mi böyle bir şey? Tabii ki, tabii ki. Dökülmede. Şimdi saç ekimi yapıldıktan sonra, işlem bittikten sonra evet. İlk 15 gün bu üzerimdeki kabuklanma biter. 15 günle 3 ay arasında hiçbir değişim olmaz. Bu evrede saçlar dökülür. Genelde insanlar bu arada psikolojisi bozulur. İşte eksilerde saçlarımız gitti de ne olacak, tekrar çıkacak mı? Bu psikoloji 3 ay sürer. 3 ay sonra saçlar her ay %10'luk bir payla birer iker santim uzar. Evet. Mesela her yere bu dikilebilir mi bu saç? Yani burası mesela bir şey oldu, hani bu saç kıranlık vardır, dökülür ya. Şimdi şöyle bir şey var. Saçlar genetik olarak dökülmeye başlar. Saçların dökülme oranı çocuklarda da olabilir. En çok dökülme nedeni anne kardeşi, dayı dediğimiz kişiye çeker. Yani genetiktir bunun dökülme sebebi. Döküldükten sonra, ama bu genelde ön taraf ve orta taraf, yani tepe dediğimiz bölgeden dökülür. Evet, tepeden dökülüyor. Arkadan ve yandan dökülme olmaz. Yani, şu kısım yani. Evet, o kısımdan dökülüyor. Zaten saç ekimi de arka taraf ve yan taraftan alınarak ön tarafa ekilir. Arkadan alınıyor bu saçlar, kıllar. Evet. Değil mi? Evet. Kıl kökleri. Yani saç kökleri alınıyor. Saçın kökünü alıyoruz biz. Evet. Kıl kökü demeyeyim, yanlış olur. Bu kökü aldıktan sonra olmayan yerlere ve genellikle şuralardan açılır biz erkeklerin saçı. Yani bana genelde ön taraftan açılır, tepe bölgesine kadar devam eder. Arka taraflarda dökülme, yan taraflarda dökülme olmaz. 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 Peki bu nasıl bir işlem? Acılı bir işlem mi? Çok uzun süren bir işlem mi? Uzun süren bir işlem, yaklaşık 8-9 saat. Bünyamin Bey de bilir bunun ne kadar uzun sürdüğünü. Yani bir, ben de bir 6-7 saat, da galiba bölgeye bağlı değil mi? Yani saçın bölgeye dökülmesine bağlı, dökülmesine bağlı oranda evet. Değişiyor saatleri. Ama genelde bu çok rahat bir işlem. Hani o kadar acısı olan uzun süren anestezi işlemi yapılıyor sonuçta, evet. Değil mi? Lokal anestezi. Lokal anestezi. Lokal anestezi. Genel anestezi bir şey hissetmiyorsunuz yani. Bir şey hissetmiyorsunuz. Yapılıyor. Sadece ilk 2 dakika iğneleri vururken bir acı hissediyorsunuz. Onun haricinde hiçbir acı hissetmiyorsunuz. Normal televizyonu seyredebiliyorsunuz. Ara veriyoruz. Yemeğinizi yiyorsunuz. Çayını içebiliyorsunuz. Yani çok güzel geçiyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.